Bu kuru topraklarda yetişen bir pirinç, çok farklı bir pirinç. İncedir, uzundur. İlk önce bu pirinç kullanılıyor. Ama daha sonra bizim Tosya'da ve ilgili bölgelerimizde ciddi anlamda bir pirinç tüketimi de yapılıyor. Ama pilav bildiğimiz usul yapılmıyor. Yani bildiğimiz usul derken şunu kastetmek istiyorum. Türkiye'de birçok işletme kavurarak pilav yapar. Ama Osmanlı'da böyle değildi. Özellikle sarayda böyle değildi. Sarayda su kaynatılır ve pirinç haşlama usulü, yağı, tuzu ve ilgili baharatları konmuş, suyun içerisine atılırdı ve o şekilde pişirilirdi. Ve pişirildikten sonra da sofraya gelirken pilavın üzerine, çok şaşıracaksınız ama bu böyle, İnce kıyılmış marul atılır üzerine ve şeker atılırdı. Pirinç, pilav o şekilde yenirdi. Bilginiz olsun. Yani pilavın üzerine ince kıyılmış marul ve şeker atılırdı. Şimdi şeker deyince aklıma hemen bir şey geldi. Onu da söyleyeyim.